Günaydın. Ne odalıp gitmişsin uzaklara? Ne düşünüyorsun bakayım? Ne düşüneceğim Latif? Anılarla yaşıyorum şu an. Hani dikmenin olmadığı, huzurum evimizin baş köşesinde bağdaş kurduğu zamanlar vardı ya. Oralardayım. Yok artık sabah sabah. Camı kapat Latif. Serin oldu. Sabah sabah tabii. Kendimle baş başa kalabildiğim tek vakit seninkinin uykuda olduğu zamanlar. Oh, papatya çayımı da yapıyorum peşin peşin. Bütün aksiliklere, bütün zevzekliklere karşı hazırlıklı oluyorum. Sen de ister misin? Bir dakika. Tahliye, Suat'ın servisinin gelmesine 6 dakika 40 saniye var. Haberin var mı? Tüp estağfurullah ya. 6 dakika 40 saniye diyor. Sanırsın uzaya uydu fırlatacak. Tamam oğlum, hemen bakıyorum ben. Hayatım, bak. Dikmenin bazen senin sinirlerini zorladığını bilmiyor değilim. Sinirlerimi. Yani sinirlerimizi. Tamam, farkındayım ama yok öyle uzaklarda kalan geçmiş hayatımız falan. Böyle şeyler söyleme. Yani neticede Dikmen de bir gün mutlu bir yuva kurup kendi evine geçecek nasıl olsa. O zamana kadar idare ederiz artık ha. Latif, gülünç olma Latif, gülünç olma Latif. Yani onunla evlenebilecek ve mutlu olabilecek, bunlara ihtimal veren bir canlı türü evrimleşmedi daha. Bak canlı türü dedim, insan demedim. Yok canım, sen de ne yaptın artık ya? Ya bulur elbet birini. Bir dakikadır bu konuyu konuşuyoruz, farkında mısın? Tahliye, 5 dakika 40 saniye kaldı. Neredesiniz? Tamam hanımım, bakıyorum. Latif, bulsa birini, bir Ankara'ya yerleşse tekrar. Oh, ne güzel, ne rahat ederiz. Gerçi Ankara'nın merkezindeki nezih insanlara da yazık ama olsun artık. Ay Latif, bak ne aklıma geldi. Latif, ben acaba bugün Kelli Baba'ya gidip fular mı bağlasam? Kısmeti açılır belki. Hayatım, Kelli Baba değil o. Telli Baba. Aman neyse, ben Dile'ye söyleyeyim, biz bugün gidelim. Gidelim, biz bugün gidelim. Kesin gidelim Latif, kesin. Kesin açılır onun kısmeti belki. Bir fular. Tamam. Sonatın Fors alfabesi gerçekten çok işe yaradı ya. Of, şu güzel onluyu da bacakla şöyle keseyim. Of, yine gitti 3 puanı ya. Bacakla 4 puan oğlum. Sünat, anne diyor ki servisin kalkmasına 5 dakika kalmış. Hazır mı diye soruyor. Bindin sürümsün yani. O zaman hadi bakalım koç oğlan. Pişpirik dersine daha sonra devam ederiz. Bir el daha lütfen. Oğlum servis kaçacak la. Kaçmaz kaçmaz, son bir el. İyi hadi. Ah, ne kadar güzel ilgileniyorsun çocukla ya Dikmen. Sana bir söyleyeyim mi? Senin çocuğun olsa gerçekten çok şanslı olacak ha. Böyle bir babası olduğu için. Vallahi Talih'e şanslı olacak mı bilmiyorum ama... Tavlada pişpirikte bileğe bükülmeyecek ha, onu biliyorum. Hayra bakalım ama dikkatli at ha, affetmem. Sonat, servisinin gelmesine 4... Mahmut Hoca da geldi. Ne o elindeki? Hiç, Dikmen abi bana kartlarla sayı saymayı öğretiyor. He yengem, vallahi bak bu sayma kartlarıyla Sonat'a 1'den 13'e kadar saymayı öğrettim. Sayla bebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale, kız, baba, sinek, kupa, as. Vale, sinek, kız, papaz ne la? Valeler, kızlar, papazlar havada uçuşuyor çocuğun odasında. Latif, ne yapıyorsun evde olanlardan haberin var mı senin? Çıldırtacak bu adam beni. Zilimi temizliyorum hayatım, ne oldu yine? Ver. Sonat'ın odasını kahveye çevirmiş, kağıt oynuyorlar. Tahliye de seyrediyor. Aa. Ay okey, 4. arayacaklar yakında evde. Nereye yolculuk? Vegas'a mı? Yapmayın yiyeyim ya. Oyun oynuyorduk vallahi içeride. Hem biz Sonat'la ikili olduk biliyor musun? Oyun ikilisi. Neydi lan adımız da vardı söyle. Sinek ikili. Şarkımız. Bızdı 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 bızdı. Amcam. Oh. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Dikmen, dalga geçeceksen yengenle geçme, benimle dalga geç. Tamam la tamam, hemen celallenmeyin. Bebeğe pişpirik öğretiyoruz. Kahve hayatında pişpirik çok önemlidir.
Sonat'ın hayatında pişmirik hiç önemli değil. Onun kültürüne ait değil. Anladın mı Dikmen? Vakti geldiğinde babası ona bridge öğretecek. Blackjack öğretecek. Evet Dikmen. Önce bize sorsaydınız ya. Ben 18 yaşına gelince hepsini öğreteceğim ona. Kaç? 18 mi? Ulan oğlum 18 yaşına kadar bu bebeğe hiç kağıt oyunu öğretmeyeceksiniz mi? He? Ya bu bebe isyan ederse? Vay benim kör olası kaderim dese, bana hiç oyun öğretmediler dese. Oğlum, ihaleli batak. 51, okeyde renk. Bunlar çok önemlidir. Sarıyorum şimdi, ikinize de soruyorum. Bu bebeğe saklambaç oynamayı ne zaman öğreteceğiniz? He? Emekli olunca mı öğrenecek? Bu evin kuralı bu. Beğenmiyorsan git iyice araştır. Rusya'da Musya'da belki başka bir kuzenin vardır. Onlara yerleşirsin. Aa, hep beraber Rus ruleti oynarsınız. İnsanlara bir faydası olur. Ha? Yengeciğim sen yine bugün tersinden kalkmışsın, ben sana bulaşmayayım. Sonat, hadi koçum. Servisini kaçıracağız anağın yüzünden. Git çantanı neyin al, ben de montumu alayım. Anağın yüzünden diyor, duyuyor musun? Ben en iyisi bugün Telli Baba'ya gideyim Latif, gideyim. 3 top ipek kumaş alayım, gideyim. Neden ipek, anlayamadım hayatım. Keramet bir yere kadar. Ucuz toptancı kumaşıyla buna kısmet bulamam. Tahliye! Buyurun hanımım. Sen bana haber vermek yerine içeride kurpiyerlik mi yapıyorsun? Tüb estağfurullah, evlerdim Irak hanımım ya. Hanımım yok. Derhal banyoya gidip bir saat tek ayak üstünde duruyorsun, cezalısın. Hadi. Buyur. Yengeciğim ne yapıyorsun sen ya? Yaşını başını almış kadın tek ayak üstünde cezalandırılır mı ya? Sen karışma, sen karışma, sen karışma. Yaşını başını almış Dirkin Dikmen. Tahliye, seke seke. Seke? Seke seke. Allah'ım ya! Beni bilemek koşu gibi tek ayak üzerine durmak hiç sorun değil. Ama yaşını başına almıştır ki ne demek istiyorsun Dikmen ya? Tahliye, bir şey mi dedin? Bir şey demedim. Yani şey dedim aslında. Dikmen dedim, acaba aşağıya giderken çöp poşetini de atabilir mi dedim. Tabii atarım Tahliye, niye atmayayım ya? Hem çöp poşetine atayım da sinekler doluşmasın. Bızı 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 bızı. Eşek arası soksun dilini, sinek diyor hala. Güzel iş. Hadi geç kaldık, çıkmamız lazım. Sürek. Efendim? Bu karnın hali ne? Ne olmuş? Her zamanki hamile karnı. He, hamilelik halde. Bu bebek kimden? O nasıl söz? Eşe gözlüm. Tabii ki benden. Madem bu bebek senden, o zaman sen karınla niye ilgilenmiyorsun? Ha. Tamam, tamam. Anladım, anladım. Gel hele otur, gel ya. Neyi aşerdin? Söyle bakayım. Ne istiyorsun? Hadi söyle, ne yaşardın? Yatak odası. İyi, bir yatak odasını alıp geleyim ben. Zeliş. He. Sen bugün her zamankinden daha hamilesin değil mi? Ya insan yatak odasını aşarır mı ya? He? Duyuyor musun kızım? Baba senin geleceğini hiç düşünmüyor anasının kuzusu. Düşünmez olur muyum kızım? Anne vallahi de billahi de yalan söylüyor. O zaman sen de karına modern bir yatak odası takımı alırsın. Baş uçlarında şöyle lambaları olanlardan. Aynı şehirli karlarda olduğu gibi. Nasıl aşerdim şimdi? Yatağı da ortopatik olmalı. Hem de ortopatik. He vallahi Zürek. Yüklüyüm, benim çok ağrıyor. Zeliş'im ben garip bir tahsilciyim ya. Ben Robert De Niro muyum? Ben bu kadar parayı sana nerede getireyim? Ortopatik sana yatak alayım. O zaman paramız alana kadar sen de salonda bu koltukta idare edersin. Tamam Zürek Efendi. Ben sana bundan sonra yardım ve yataklık yapamam. Zeliş. Hı. Ya biraz anlayışlıyor. Hem diploma... Tamam, tamam, tamam. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik zaten. Hadi iş vakti. Mutlu aile pozu hemen. Aldın benimki. Çok mutlu görünüyorsun hayatım.
ne kadar iyi rol yapıyorum. Sen düşün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Birinç'im. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin koç oğlan. Hoş geldin yenge. Hiç merak etme. Allah koç oğlan var ya, emin eller la. Yengem ona bütün notaları takır takır öğretecek. Doğudan ince doğuya hepsini. Yok, siz karıştırdınız galiba. Ben Birinç'in annesi değilim, bakıcısıyım. Adım da Nurbanu. Abo, ben pot kırdım galiba. Kusura bakmayın Nurbanu Hanım ya. Vallahi aklımdan da düşünüyordum ha. Diyordum bu kadar genç anne olur mu diye. Demek doğru düşünmüşüm. Karıştırdık artık. Kusura bakmayın. Çok incesiniz. Teşekkürler. Estağfurullah. Hadi bakalım Sonat. Servise geç kalmayak. Görüşürüz Aloğlu. Görüşürüz yengem. Sonat. Sabah olanları unuttum sanma. Akşam konuşacağız. Dikmen. Poşet çöpe. Sonat servise. Karışıklık olmasın. He, he. Subhanallah. İyi günler Nurbanu. İyi günler. Buyurun. Ya o zaman ben de çıkayım. Bir saat sonra falan Birinç'i almaya gelirim. Olmaz. Olmaz. Hayatta olmaz. Lütfen buyurun. Birinç'le ben ders yaparken bir taraftan da sizle kadın kadına sohbet ederiz biraz. Buyurun. Rahatsız etmeseydim size. İmkan yok, imkan yok. Bizim rahatsız olma eşiğimiz artık o derece yükseldi ki herhangi bir şeyin bizi dışarıdan rahatsız etmesine imkan yok. Buyurun lütfen. Lütfen. Latif, bu Telli Baba ne kutsal insanmış. Daha ben kumaşı bağlamadan fikir aşamasındayken kısmet ayağımıza geldi. Dikmenin kısmeti mi? Evet. Gördün, gördün kızın Dikmen'e bakışını gördün. Gördün, süzdü Dikmen'i, çok beğendi Dikmen'i. Hissediyorum bak, bu kız, bu Dikmen. Hedef belli, ileri. Hadi bakalım, kısmet artık. Latif Bey. Taliye. Dilben'in siniri birazdan geçer. Sen bas ayağını da boşuna yorulma. Ay sağ ol. Tahliye. Sakın aklından bile geçirme. Dediğim gibi Tahliye, o ayak inmeyecek. Çok güzel Birinç'im. Yalnız parmağın daha kararlı ve daha sert bas. Evet, hadi. Bu ders Doğu'yu öğreneceğiz, tamam mı? Doğu'yu öğrenip iyice pekiştireceğiz. Sen Doğu'ya çalışırken ben de Nurbanu ablanla biraz sohbet edeyim. Hadi. Bu ders sadece Doğu'yu mu öğreneceğiz öğretmenim? Doğu deyip geçme. Doğu deyip geçme. Doğu notaların atasıdır, en önemlisi. Yani 8 notada 2 tane Doğu var, sen anla artık, tamam mı? Hadi Doğu'yu çalışıyoruz. Evet, Nurbanucuğum bizle biraz sohbet edelim bakalım. Sen de Birinç'in velisi sayılırsın. Birinç'in daha iyi eğitim alması için seni tanımam şart. Kendinden bahset bakalım biraz. Medeni durumun, evli misin, bekar mısın, yüzük müzük parmağında yok. Flört var mı? Yok. Yani maalesef yok. Çok güzel, süper. Süper. Yani bana kendini yakın hissedip kendini anlatman çok şahane. Gerçekten çok şahane. Bakıcı dediğin anne yarısı. Anne yarısı. Anne yarısı. Bizde sınıf ayrımı hayatta olmaz. Tahliye! Çabuk bize çay getir. Of, Allah'ım sana hamdolsun. Ay, vallahi ayağım iyice uyuşmuştu ya. Biraz daha dursam cürtleyecektim. Allah'ım, oh, oh, oh be. Tahliye, sana ayağını indirmeni söyleyen oldu mu? Ama hanımım Allah'ını seviyorsanız seke seke mi getireyim çayları? Evet, o çaylar buraya seke seke gelecek. Tübe ya. Ama hanımım çaylar dökülür böyle. O zaman çayları yürüyerek getir. Banyoya seke seke dön ve cezan tamamla. Ayağın uyuşursa sabahki kabahatini düşünürsün Tahliye. Hadi. Tamam, emindesiniz. Vurma ayağını bam bam yere, insan yaşıyor aşağıda. Bak sinirlendirme beni. İki ayağın üstünde bekletirim Tahliye, hadi. İyi.
İki ayağım tepede mi evlerdin rah ya? Tübe. Yardımcımız sabah yaramazlık yaptı da ablası. Serde öğretmenlik olunca tabii. Neyse, nerede kalmıştık? Sapım supum yok diyordun değil mi? Yani tabii görüştüğüm birileri oldu ama... Evlenmeye mi yanaşmadılar? Yani durum oraya kadar gelmedi diyelim. Ya aslında benim annem Ankara'da yaşıyor. Ankaralısınız deme. Evet, Ankara. Kaymana'da yaşıyor. Harika. Evet, harika. Ya annem hasta olduğu için yani Ankara'da. Ben de eğer bir gün kısmet olursa onun yanına taşınmayı düşünüyorum. Harika. Şey mi oldu? Anlatırım. Anlatırım ben sana, anlatırım. Anlatırım. Keyiflendim şimdi. Tahliye, çayı bırak bize, kahve yap kahve. Fal bakarız. Kısmet kısmet çıkar belki. Olur. Benim olur. Tabii. Biricim. Oraya canım, oraya. Soldakine basacaksın. Do, mi soldaki. Soldakine bas. Heh, soldaki re. Do. Zeliş. Zeliş. Konuşmuyorsun. Ben konuşmadığım kişilerle konuşmuyorum Zilek Efendi. Nasıl yani? Benimle konuşmuyorsun şimdi. Konuşmuyorum. E konuşuyorsun işte. Evet ama boş konuşuyorum. O ortopedik yatak gelene kadar da konuşmayacağım. Aha, buraya yazdım. Ya sen de taktın ortopedik ortopedik ya. Param yok diyorum, param yok. Altı nüfus hanginize yetişeceğim ya? Allah Allah. Zürek, bugün üzerimde öyle pes bir küskünlük var ki... modern insanların da dediği gibi o yatak buraya gelecek. Yahu diploma yok, diploma. Niye? Yatağı diplomayla veriyorlar. Sana üzücü bir haberim var var. Artık diploması olmayana da taksi vermeyecekler. Ben nasıl ödeyeceğim ha? Bebiş de geliyor. Seninle konuşmuyorum. Ulan bu kadar çok konuşup da ben konuşmuyorum. Gene de ilk kez karşılaşıyorum ha. Allah Allah. Getir, tahliye getir. Afiyet olsun. Teşekkürler. Seke seke tahliye, seke seke. Hadi. Seke seke mi? Evet. Yani siz diyorsunuz ki... biraz önce kapıdan çıkan beyefendi evlenip Ankara'ya yerleşmek istiyor, öyle mi? Evet, Ankaralı kendisi. Bilmiyorum, duydun mu? Ankara'nın dikmeni der kendisine, meşhur aslında. Yani ayrıca senden çok hoşlandı. Aa, ciddi misiniz? Ciddiyim tabii. Şakası mı olur bunun? Görmedin mi sana bakışını? Fark ettim tabii, şöyle bir süzdü ama yani ne bileyim. Ya süzmek ne kelime, süzmek ne kelime canım. Böyle u neler gibi elekten geçirdi. Ben tanırım yerimi. Baktı şöyle bir alıcı gözüyle baktı. Baktı. Güzel de kızsın, baktı. Yakıştırdı kendine. Yakıştırdı, ben anladım onu. Bak şimdi, kuzenimiz diye övmek istemem aslında ama... çok iyi bir insan. İdeal bir koca adayı, ideal. Romantik. Bir şarkı söyler. Bir şarkı söyler, musikiyle dolu geçer ömrümüz. Ya yakıştınız da ben gördüm, ben gördüm. Çok efendi çocuk. Çok, 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 çok. Yani... eğer... istersen bir ağzını yoklayayım. Sen de hoşlandıysan ama. Ya şimdi... tabii yalan söylemek gibi olmasın. Dikkatimi çekti hani böyle bir... hoşuma gitti biraz yani. Değil mi, değil mi, değil mi? Niye yalan söyleyesin, değil mi? O zaman sen hemen numaranı yaz Nurbancığım. Ben seni en kısa zamanda... İyi haberler için arayacağım. Tamam, yazayım. Yaz. Ay Tübe Hanım ya, çok iyi bir insansınız biliyor musunuz? Kısmet olur da eğer bir evlenirsek, yani kızımız olursa sizin isminizi veririm. Sakın. Hayır, olmaz. 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 Olmaz, haddim değil. Haddim değil, aile çok kalabalık. Ayıp olur. Ha. Büyükler var. Sırada büyükler var. Onların adını koyun. Düşünmen yeter. Düşünmen yeter. Tabii onlar. Onlar. Sakın koymayın. Dikmen isterse sen koyma. Zaten bunları konuşmak için daha erken, sen daha bunların heyecanını yaşa. Ne demişler? Gelin ata binmiş ya. Ne demişti ya? Ne demişti ya? Ya nasip demiş. Ah, bak çocuktan olabilir.
Ya nasip demiş, aferin. Şimdi Doğu ve R'yi beraber çalışacaksın ama R'yi yarın öğreneceksin Birinciğim. Günaydın Devrem. Günaydın Devrem. Buyurun. Buyuracağız, buyuracağız da. Bedenim kalk gidelim diyor. Benim nane yeme otur diyor. Elinizi verin, küçük hanım yardımcı olayım. Elime değil, belime sahip ol Zirek efendi. Öyle rahatsız, öyle eski bir yatağımız var ki belim adeta kaymış. Tamam, ben aktara giderim şimdi. Sana nane yağı alırım, akşam bir masaj yaparım, beline hiçbir şey kalmasın. Bak hala, modern tıp dururken yine alternatif tıp peşindesin Zirek. Modern olan her şeye karşısın Zirek. Kas gevşetici alayım eczanede. Kocan gevşek olduktan sonra kasın gevşek olmuş ne yazar? Bak şurada iki canlıyım. Ben ah dedikçe, of dedikçe senin canından can gitmesi lazım ama umrunda değil. Lafla bu araba yürümüyor, yürümüyor Zeliş Hanım. Sen ne diyorsun ya? Bu melet yürümediği zaman sen neyle değiştiriyorsun yatak odasını ha? Zaten başımıza bir de diploma çıktı. Niye ısrar ediyorsun sen? Hey Allah'ım yarabbim, hey Allah'ım yarabbim. Ben daha sana hiçbir şey demiyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Çekil. Ya o sabahtan beri konuşuyor, çekip gidiyor diyor. Hiçbir şey demiyorum. Lan sen daha ne diyeceksin ya? Sabahat abi dur. Vır. Ne gülüyorsun lan cimbik? tamam kardeş, bir şey yok. Lan oğlum aile tartışması diye bir şey demeyeyim diyeyim ama. Yine İngim de dayağı iyiydin ha. Hayırdır, neye celallenmiş İngim? Bizim yatak odasıyla alakalı. Pardon kardeş, münasebetsiz bir şey sordum, kusura bakma. Ya öyle değil. Tutturmuş diyor yatak odasını değiştirelim. Kimde öğreniyor, kime bakıyor, kime özeniyor anlamadım ya. Zaten çalışamıyoruz, arabaya çıkaramıyoruz. Bundan sonra da galiba hiç çalışamayacağız. Ya la hayırdır? Bundan sonra taksicilik yapmak için ortaokul bitirme şartını getirmişler. Diploması olmayana müşteri de yok. Oğlum nasıl yapacaksın la bu saatten sonra siyah önlük mü giyeceksin? Ya Devrem sen hangi dönemi yaşıyorsun ya? Siyah önlük diye bir şey kalmadı ya. Ben zaten dışarıda bitireceğim. Sen kendi halini düşün, halini. Ankara'da Oxford vardı da biz mi bitirmedik? Oxford 4 ama Otu vardı, Gazi vardı, Hacettepe vardı. Sen okudun da birileri seni elinden mi aldı? Doğru diyorsun la. Şeytan diyor var ya, bütün okulları oku, üniversiteye kadar yürü. Yok lan, şeytan öyle güzel şeyler demez. Ama sen güzel bir şey dedin ha. Var mısın okumuş adam olmaya? Nasıl olacak ki la o iş? Biz geç kalmadık mı? Okumanın yaşı mı var? Kardeş, biz seninle var ya ikimiz bir olsak bir okulu bitiririz ha. Tabii. Kafa kafaya versek dersleri geçeriz. Dersleri de paylaşırız. Evet. Ben sosyal bilgilerle hayat bilgisini alacağım sen. Ben de Türkçe alırım, ancak bitiririm. Sonra sosyoloji, felsefe, psikoloji bakarım yani. Tamam işte. Kep de atar mıyız kardeş? Yok Devrem. Dışarıda bitirenler için kep töreni yapmıyorlar galiba. Tamam kardeş. Biz de kendi kepimizi kendimiz alır, evde tağına fırlatırız. Maksat cübbe giymek olsun ulan. Aynen. Ben şimdi gidip dışarıda bitirmenin şartları neymiş bir öğrenim, hemen geliyorum devre. Kardeş. Ne oldu? İşte devamsızlık hakkımızı da öğren de velimizi çağırmasınlar okula. Dikme, sen daha okula başlamadan sen okulu kırmayı düşünüyorsun ya. Tüh, tembelerim. Tamam lan, Allah Allah, bu da hemen ya. Merhaba Dikmen Bey. Bizimle dersimiz bitti işte. Gidiyoruz. Öyle mi? Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Biriç, ne yaptın bugün? Ne öğrendin bakayım? Doğuyu öğrendim. Doğuyu öğrendin. Aferin sana. Doğu çok önemlidir. Bak Doğu var ya, notaların kralıdır, kralı. Doğuyu öğrendi mi gerisi çorap söküğü gibi gelir artık. Neyse o zaman. Görüşürüz artık kısmetse. Tabii canım, görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Dikkat edin ha bebeğe. Yola mola atlar. Allah'ım inşallah hayırlı bir kısmettir. Ben de gideyim de yengem fabrika ayarlarına dönmüştür.
Sen? Öğrencin gitti mi? Gitti, gitti. Nasıl geçti ders? Muhteşem, harika, perfecto. O zaman bu çocuk çok yetenekli olmalı. Hayır canım, çocuk doğuyu bile doğru düzgün basamıyor. Bakıcısı harika. Tam dikmede görelatif. Şimdi anladım ben senin neden böyle neşeli neşeli parçalar çaldığını. Bu parçaların neşesi az. Chopin yaşasaydı evimizin dikmen işgalinden kurtuluşunun şerefine bir allegro bestelerdi. Tarihe geçerdik. Sen bayağı bayağı eminsin yani dikmenle bu kızın arasını yapabileceğinden ha? Net. Kız zaten koca peşindeymiş. Ya üstelik evlenip annesinin yanına Ankara'ya yerleşme derdinde Latif. Kızın annesi de Ankara'da yani. Evet. Hayrola diye bir ilçesinde yaşıyormuş. Haymana olmasın? Dikmeni ister Hayrola'ya ister Haymana'ya götürsün Latif. Yeter ki götürsün Latif. Latif. Hadi bir istek yap, çalayım. İstek? Evet. Çok neşeliyim, çok mutluyum. Her şeyi çalabilirim. Yap bir istek, hadi. O zaman... Güzel ya Şanzelize'yi çal. Latif. Affedersin hayatım, ben seni böyle neşeli görünce neşene küçük bir şakayla katılayım dedim canım. Latif. Ne güzel şaka, ne güzel şaka. Olsun, olsun. Çok mutluyum. Dikmenin abuk sabuk şarkılarını bile çalabilirim. O kadar mutluyum yani. Hadi bak, çalıyorum hatta, çalıyorum. Hadi gel, eşlik et bana. Tamam. Hayateşim, hadi. Ben yemezdin. Hayırdır? Hangi orkestranın şefi öldü de sen Şanzelize'yi çalıyorsun ya? Ama olsun ha. Yengem de müziğin hasından anlamaya başladı. Hayatım. Latif, ne işi var elinin orada? Affedersin hayatım. Şimdi müziği dikmen. Bırak, boş ver. Biz seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Dinlen. Bir şey konuşacağınız. Hayırdır, hangi konuda? Hangi konuda? Kız konusunda. Kız konusunda? Sen şu maça kızı mevzunu diyorsun. İngem kusura bakma, sabah sabah seni sinirlendirdim ama... Yeğenim pişpirik oynamayı öğrenmeden büyümesin istiyorum. Vallahi bak, şu bebek aveye maveye gittiğinde zorluk çeker ya. Maça kızı değil, dikmen. O konuyu ayrı ayrı konuşacağız. Bu... başka kız. Hani bugün piyano dersine gelen öğrencimin yanında bir tane bakıcı kız vardı ya. Nurbanu. Adını öğrenmişsin. Yengeciğim salak mıyım ben ya? Kız adını Nurbanu dedi, ben Nurbanu öğrenemeyeceğim mi? Ay Latif, duyuyor musun? Nurbanu. Daha yeni öğrendi, adın dilinden düşürmüyor. Farkında mısın? Benim kuzenimden kaçar mı? Seni çopkır. Tövbe şunların hallarına bak ya. Ya siz bana ne diyeceksiniz, öyle deyin bakayım. Tamam, söylüyorum. Şimdi ben bugün Nurbanu ile oturdum biraz, kadın kadına sohbet ettik. Bir baktım, akıllı uslu kız, oturaklı hanımcık. İyi güzel, Allah bahtını açık etsin. Güzel, güzel değil mi? Ben de baktım, çok güzel kız. Yani bir baktım şöyle hem yenge gözüyle baktım, hem alıcı gözüyle baktım. Böyle çarpı çurpu yok maşallah. Tövbe yarabbim ya. O zaman bizim cebimizde Harun abi var, galerici. Çarpı çurpu yoksa ona götürelim, güzel fiyattan okuturuz.
Yenge ne diyorsun sen ya? Anlamadım. Yengeciğim ben anlamıyorum. Ben ne diyorsun? Ha, tamam. Tamam söylüyorum o zaman. Tamam. Dikmen. O Nurbanu senden hoşlanmış. Benden hoşlaşmış mı? Evet, senden hoşlaşmış. Yani hoşlanmış. Çok hoşlanmış ama. Tövbe yarabbim, ben de ne diyorlar diyorum sabah sabah ya. Bırak yengem Allah'ını seversen ya. Ben neredeyim, sen neredesin ya? Aa, deme öyle. Deme öyle. Tövbe yarabbim. Allah belanı vermesin Tübe ya. Ay sinirim hopladı. Kız ne yapıyorsun orada? E ne yapacağım Allah'ını seviyorsun? Bilgisayar çekecek halim yok. Mahmut Hoca ceza verdi. Cezamı bekliyorum çünkü daha bitmedi. 10 dakikam var. Kusura bakmayın Tübe Hanım. Dikmen, beni dinle. Yengeciğim sen beni dinle asıl. Abi kız burada ne yapıyor ya? Tek ayağın üzerinde leylek gibi dikilmiş bir saattir. Malamat etmişsin kızı. Dalia. İşine hadi, işine, işine, işine. Ay Allah razı olsun Tilba Hanım. Yemin ediyorum azıcık daha dursam ayağım cürt diyecekti. Hadi. Sana çok teşekkür ediyorum Dikmen'cim. Yaşını başına almış bir kadının ya, acıdın demek bana. Neyse biz konumuza dönelim. Bak ben ne diyordum. Bu kız Ankaralı. Annesi Ankara'da yaşıyormuş. Kızın en büyük hayali evlenip kocasıyla Ankara'ya yerleşmekmiş. Allah mesut etsin kızı yengeciğim. Dikmen, Dikmen. İstemem yan cebime koy yapıyorsun. Ben gördüm. Hoşlandın kızdan. Hoşlandın. Gözümle gördüm. En azından kötü davranmadın. Ben niye kötü davranayım evimize gelen misafire ya? Allah Allah. Kendi kendinize gelin gibi oluyorsunuz ha. Alo alo. Ben müsyenler kahvesine gidiyorum. Sonra da Zirek'le buluşacağım. Beni merak etmeyin. Nereye gidiyorsun? Bak konuşuyorduk ama kız çok hamar atmış. Mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatakta da... Hop. Ne yapıyorsun hayatım ya? Bütün apartman bizi dinliyor. Bütün apartman bizi dinliyor. Bir tek senin tiftik keçisi kuzenin dinlemiyor Latif. Olsun ama ilk tohumları attım gördün mü? Sulayacağım onları yeşerecek. Zaten biraz düşününce bu dünyada kendisiyle evlenmek isteyebilecek en fazla bir kadın olduğunu idrak eder nasıl olsa. Tilba Hanım, Tilba Hanım bir şey mi oldu? Dikmeni bir şey mi oldu? Sen karışma. Senin ne işin var burada? Ben sana sabah suçu ortaklığın yüzünden ceza vermedim. Verdiniz ya Tilba Hanım. Bir saat filmen yokuşu gibi tek ayak üzerinde durdu mu ya? O zaman şimdi derhal Sonat'ın odasına git. O neydi o? İskambil kağıtları kıyıya köşeye bak bir yere yerleştirmiştir o. Onları topla. Ne vale, ne kız, ne papaz görmeyeceğim o odada. Çocuğumun aklını almasın o karnarla. Papaz oluruz. Tüm estağfurullah. Benim papaz olmam Tilba Hanım. Gidiyorum ben. Başarabilecek miyim sence Latif? Bana başarabileceğim gibi geldi. Ha? Vallahi bana Dikmen biraz gönülsüz geldi ama bilmiyorum ya. Gönülsüz mönülsüz. Gerekirse mantık evliliği yapacak. Ama o adam bu evden damat olarak çıkacak Latif. Çıkacak. Nurbanu uyarıyorum. Numarayı bul. İlk sayfa. Çevir numarayı. Hadi bakalım. Kısmetimiz Nurbanu. Alo, Nurbanu'cum, Tilba ablam ben. Nasılsın? İyiyim şekerim. Şimdi ben seni müjdeli bir haber için aradım. Ben sen gittikten sonra Dikmen'le konuştum. Dikmen senden çok hoşlanmış. Evet. Evet, şimdi sen yarın birinci al derse getir buraya tamam mı? Güzelce süslen püslen. Sen bana inan, anladın sen onu. Ha? Tamam. Keyif. Şimdi hanımefendi. Biz yaşımızdan sebep direkt üniversiteden başlayamıyoruz mu? Evet evet. Benim de şoförlüğüm tehlike altındadır. Yani bütünlemeye kalmadan tek celsede bitirmek istiyorum ben bunu. Abi evet tek celse ne oğlum? Boşanmaya mı geldik buraya? Ya ne bileyim ben de. Resmi Az'la konuşmak istedim. İkna olsun diye. Galiba ikna olmadı. Yalnız sınava 2 gün var. Yetiştirebilecek misiniz ki? Biz her işimizi son dakika yaptığımız için bizim için hiç problem değil. Merak etmeyin.
Biz şimdi gider kitapları falan alırız, özet mezet çıkartırız. Siz merak etmeyin, hallederiz. Evet, evet, çok çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Hiç merak etme Memure Hanım. Eh, peki madem. Giriş belgelerinizi vereyim ben size. Kardeş, sen sabahçı mı olacaksın öylece mi? Ya açıktan bitireceğiz, açıktan. Yeterince açık değil mi? Devamsızlığı da yok bunun. Sınava gireceğiz, çıkacağız. Hey, ama yok olmaz. Ben devam edeceğim oğlum. Bunun te master'a kadar yolu var. Ondan sonra da gidip öğretmeni, öğretmenim benim konserim vardı, öğretmenim imza günüm vardı diye ağlamayın. Falan onu sen düşün artık. Buyurun giriş belgeleriniz. Kitaplarınızı çıkarken sol taraftaki odadan alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. Bize güvenebilirsiniz. En zor yerden de sorabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ankaralıyız biz. Her bir şeye verecek cevabımız var. Hadi bakalım Zirek. Eğitim meşalesinde yaktığımıza göre sönmeden gidelim aydınlana. Nerede la bu araba? La oğlum bu yana değil, bu yana gideydim. Çoktan eve vardıydım ha. Ya devrem park yeri yoktu, ben ne yapaydım ya? Taksiyle geleydin. Yok, uçarak mı geldim ben? Ne yaptım ben? Beni yormaktan başka ne yapıyorsun Zirek? Hele bana bir de ne yapıyorsun ya? Bak, şurada alengirli bir kahve var lan. Kahve mi? He. Ben burayı pek bilmiyorum ama sen öğrenci adamsın. Gel sana bir kahve ısmarlayayım. Sen öğrenci değil misin lan? He ya, ben de öğrenciyim değil mi? Ya kardeş, biz buraya geldik ama baksana oğlum, her tarafta yabancıca yazıyor ya. Kahvenin de tadı kim bilir nasıldır ha? Devrem, ben de burayı fazla bilmiyorum ama bir arkadaşa falan bakıyoruz deriz. Ya da bir menü alalım, böyle biraz zaman kazanalım. Yoksa rezil olacağız ha. Neyse boş ver, iki tane kahve yap deriz, olur biter, gel. E hangisinden derse? Her zamankinden deriz. Selamünaleyküm kardeş. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeş, oğlum buradaki menü çok karışıkla. Biz iki tane ince belli çay isteyek, bu iş bitsin. Aynen. Kardeş, sen bize iki tane ince belli çay gönder, bir de tavla gönder. Maalesef çay servisimiz yok efendim. Çay yok mu? Kuşburnu, orayet, kahu. Maalesef. Tavla, okey, pişbirik, hiçbiri yok mu? Maalesef. Hiçbirisi yok efendim. O zaman sen bize iki tane kahve yap. Tabii ki. Hangisinden olsun? Vallahi biz bu sefer sana bıraktık hadi. Evet, evet. Tamam o zaman. Ben size latte yapayım efendim. Latte yap bize. Epeydir de içmiyoruz değil mi Devrim? Evet, evet. Bir 36 sene olmuştur. Latte. Latte. Ne bileyim la işte, yapacak, içeceğiz. Devrem, niye bizi sokuyorsun böyle bilmediğimiz yerlere ya? Kahve içeceğiz oğlum. Üçgen kek yiyek mi? Zirek, kardeş bardağa adımızı yazmışlar ha. Bizim kahveci Haydar abiye içtiğimiz çaya adımızı yaz desek bardağa sokar vallahi. Nasıl lan, tadı güzel mi? Çok para verdik, harika. Bayıldım şerefsizim. Ya adam, ya adam, ya adam! Yavaş iç, yavaş, yavaş. Çok sıcak lan. Fakat güzel mi lan? Galiba bu benim son içişim olacak Devrem. Hadi gidelim, hadi. Kardeş, ben kahvemle fırtıra fırtıra müzisyenler kahvesine gidiyorum. Sen git. Hadi öptüm. Keep bye. Keep bye öptüm. Zirek, o boyağından utan la. Zirek, sana nereden öğreniyorsun la bu lafları ya? Dikmen amca, ben kaç yaşındayım? Hocam 10. Sen kaç yaşındasın? 34. Aramızda kaç yaş var? 24.
10 yıl sonra aramızda kaç yaş olacak? 10 yıl sonra sen kaç olacaksın? 20 olacaksın. Delikanlı olacaksın ha. Koçum benim. Dikmen amcan gibi olacaksın. Ben kaç olacağım? 34'ten hesaplarsak 10 koy 44. Sen kaçtın? 20. Ben kaçtım? Oldu, ben kaçtım. Soner! Amcam nereye gidiyorsun ya? Benim bu dersleri çalışmam lazım oğlum. Bak ben bu okulu bitirmem lazım. Okulu değil Dikmen amca, beni bitireceksin ya. Bak hele, bak bak bak, laflara bak. Seni yerim ha. Ay ben de diyorum ki ne oluyor? Dilbe'nin yüzünde niye böyle güller açıyor? Ay desene şekerim sen. Yani Dikmen'e bir kısmet buldum. Dikmen'i evlendirip bu evden göndereceğim için çok mutluyum diye. Göndermek ne demek? 400 kilometre öteye kendi doğal ortamı nasıl alacağım? Ya keşke kız Ardahanlı olsaydı. Daha uzağa giderlerdi ama. İşte. Ay çok alemsin. Yani ne diyeyim şekerim? Tebrik ediyorum. Ama biliyor musun? Kısmet bulmak, yuva kurmak çok büyük sevap. Yani sevap mı? Bilmiyorum ama bu kırpidesinin türünün devamına vesile olmak günah olabilir. Ay evlenseler çoğalmasalar bari. Çok alemsin Tilbe. Selam kızlar. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Keyifler yerinde bakıyorum. Ne kaynatıyorsunuz? Aa, senin haberin yok mu yoksa? Tilbe ablan Dikmen'e kısmet bulmuş, Dikmen'i evlendiriyor. Ya, hayal kuş. Dikmen'i evlendiriyor? Kiminle? Ya, yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördün mü Dilek? Merak ediyor tabii. Tilbe abla, Dikmen'le evlenebilecek kadar akılsız bir kızı nereden buldu? Soru bu. Şekerim, öğrencimin bakıcısıyla evlendiriyorum. Ne güzel. İyi oldu o zaman, ben yukarı çıkayım çalışmaya. Çalış çalış git. Yani daha fazla buralarda böyle göz önünde dolaşırsan... ...korkarım Tilbe ablan hemen sana da bir kısmet bulur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Baba ya. Şerif dersi neden ben yapıyorum? E oğlum biz büyüklerimize böyle öğrendik. Sen çalışacaksın, ben yatacağım. Benim çalıştığım dersten sen ne anlayacaksın? İşte çalıştıklarını bana anlatacaksın cimbik. Öğrenmenin yaşı vardır. Yok baba. İşte bak. Hadi bana 4 işlemi anlat bakayım. Sadece 4 işlem ha, fazla anlatma. Sadece 4, hadi anlat. 4 işlem. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Toplama, çıkarma, çalma, çırpma. Tamam, bugün bana bunlar yeter. Sen çalışmayı da anlat hadi. Hayırlı bir işe vesile olmuş olacağım. Gerçekten çok da yakışırlar yani yan yana. Yan yana. Neden olmasın ha? Gel kahveler. Buyurun Tilbe Hanım. Eline sağlık Tahliyeciğim. Afiyet olsun. Sağ ol Tahliye. Koy Dikmen'inkini de böyle koy. O da gelecek birazdan. Teşekkürler. Sen de gaza getir tamam mı? Evliliğin ne kadar kutsal bir müessese olduğuyla ilgili falan. Asıl de ki, yani erkek asıl kişiliğini evlendikten sonra bulur. Bundan bahset tamam mı? Ya iyi de hayatım, sen hep bana hiç yalan söyleme demez misin? Bu ne şimdi? Hiç yani bir sabah şakası yapayım dedim. Yapma Latif, yapma. Şaka yapma. İlla şaka yapacaksan daha önce yaptığın, beğendiğin bir şakayı yap. Hı. Nerede kaldı? Kahven soğudu. Dikmen! Dayıoğlu! Dayıoğlu mu? Ne yaparsın artık? İkinci köprüyü ilelebet geçene kadar Dayıoğlu diyeceğiz. Ah, geldi. Günaydın! İlgici, benim için hiç gün aymadı daha. Sonatın servisinin gelmesine 5 dakika yok mu ya? Ben saati kurduydum, siz beni niye uyandırıyorsunuz, niye kaldırıyorsunuz? E şöyle güzel salonumuzda hiç böyle üçümüz oturup tatlı tatlı bir kahve içip tatlı tatlı bir sohbet etmedik o yüzden. Tatlı tatlı sohbet mi edeceğiz? Benle. Evet.
Allah Allah, ben sana dedim yengemin 30.000 bakımını yaptır, geciktirme diye. Bak kayışı koparmış, abuk subuk konuşuyor. En çok bu şakalarını özleyeceğim. Neyi özleyeceksin sen? Ne özlemesi ya? Ben senin yengenim. Senin mürüvvetini görmek benim hakkım, hakkım. Seni görmek istiyorum ben böyle damatlıklarla, papyonla. Kendi yuvanı kurunca ben senin bu şakalarını çok özleyeceğim Dikmen. Onu diyorum. Yok yok, canını sıkma ya. Ben albümü yapmadan evlilik mevlilik benim için zor. Ben papyonu ancak ormanda kelebek olarak görürüm. Aa, öyle deme, öyle deme. Yakışıklı, filinta gibi delikanlısın. Yeteneklisin de, müzisyenin alasısın. Sana kısmet bol, bol. Kısmetin ne zaman kapıyı çalacağı belli olmaz. Çaldı bile. Yengem ne abuk subuk konuşuyor, evleneceğim mevleneceğim diye ya. Yok be, bakma sen öylesine muhabbet olsun diye. Ayrıca evlilik kötü bir şey değil ki. Bak, bir erkek ancak evlendikten sonra kişiliğini bulur Dikmenciğim. Belli, senden çok belli. Laflara bak hele, laflara. Sen bu lafları yengemden öğrenmiyorsan var ya, ben adam değilim ha. Yengemden öğrendin değil mi? Doğru söyle. Tamam ya, neyse. Bak, boş ver şimdi. Aa, kimler geldi? Kimler geldi? Birincim. Nurbanu, Dikmen'le tanışıyorsun zaten. Tabii. Günaydın Dikmen Bey. Günaydın Nurbanu. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Aa, Nurbanucuğum, insanın böyle güzel akrabaları olur da böyle güzel bir evde onlarla yaşayınca nasıl mutlu olmaz? Vallahi içinde gam kasabet olsun. Aşk kapıdan içeri gir. Al oğlumla yengemin tipini gör. Oo, mutluluktan uçarsın ha. Kendi adına konuşuyor. Efendim yengem? Tabii ki. Birincim, gel bugünkü notamızı öğrenelim. Otur çocuğum. Hı-hı. Bak, bugünkü notamız ne? Re. Bugün bunu öğreniyorsun, hadi çalış. Latif. Bak unuttum sabah. Lavabonun orada tam yukarıda bir rutubet gördüm. Onu sana göstermem lazım. Ona göre tadilatçı çağıracağız. Hadi banyoya. Dikmen siz de oturun. Oturun sohbet edin. Keyfinize bakın yani, rahat olun. Sanki burası böyle evmiş gibi değil de romantik bir ortammış. Böyle arkanızda sunset. Hı? Hadi gençler, keyfinize bakın. Yengeciğim. Sen rutubet deyince tam anlamıyla benim aklıma geldi. Kafamdan çıkmış, kusura bakma. Ben sana bir şey göstereceğim rutubetle ilgili. Latif, sen Nurbanu Hanım yanında kal. Misafirimiz yalnız kalmasın. Çok incesiniz Dikmen Bey. Estağfurullah. Dikmen o kadar şey bir rutubet değil, o kadar değil. Biz bakarız, hallederiz. Yengeciğim, ben sana rutubeti göstereyim. Aklın gidecek, aklın. Dikmen, rutubet kurumuştur. Sen dön salonu, ayıp olmasın hadi. Ya bırak yenge ya. Ben bilmiyorum mu kızla beni baş başa bırakmaya çalışıyorsun? Aa, ne alakası var? Aa, olur mu öyle şey? Aman, sana yalan söyleyeceğim, tamam. Bak, bir şey söyleyeceğim. Kızcağız dün bana seni sordu, senden çok hoşlanmış. Bekar mı diye sordu. Ya, ben de dedim ki ben bunları bir araya getireyim. Yengelik vazifem. Bir otursunlar, sohbet etsinler, bir baksınlar, tanışsınlar. Yani. Olmaz yengeciğim, olmaz. Ben o kıza o gözle bakmadım. Bak. Göz senin değil mi? Bak, o gözle bak. Böyle yengeme bak ya. Dikmen, sen bana bak asıl. Kısmete o gözle bakmadım, bu gözle bakmadım diye bir şey yok. Kısmet bu. Geldi mi? Toptan her gözle bakacağım. Ya. Hadi yengeciğim, hadi. Dinle sen yengeni bak. En fazla seviyeli bir arkadaşlık olur aranızda. Olmaz diyorum yengeciğim, olmaz ya. Hadi ben senin dediğin gibi kızla konuştum diye. He? Ya kız bağ tutulursa? Ya ümitlenirse, yazık değil mi kıza ya? Zaten bir bakışta tutulmuş. Aslı değil de. Ya. He? Sohbet etseniz biraz diyorum.
Başka zaman yengeciğim, başka zaman. Hem Sonat'ın servisi gelecek şimdi. Sonat! Servisin gelecek amcam. Hadi gel de kaçak. Biraz düşün. Boyu boyuna uyuna belki. Tamam yengeciğim, tamam, tamam. Sakin, sakin. Düşün canıma. Kurbanı, ben kaçıyorum, kendine iyi bak. Gidiyor musunuz? Benim gitmem gerekiyor ya, birkaç işim var da. Sonat'ı servise kadar geçirip gelecek. Belki gelir daha sonra değil mi Dikmen? Tabii tabii, tabii gelirim, gelirim. Gelirim de benim birkaç tane daha işim var dışarıda. Onlara da gideceğim. Ama belki de gelirim. Yani belki de gelemem. Gelirim, gelemem. Artık o kadarını bilemiyorum tam. Tabii gelirseniz ben çok memnun olurum. Ben geldim Dikmen abi, hazırım. Heh, geldin mi koç oğlan? Hadi bakalım gidelim bir. Dikmen şu çocuğa koca. Nasıl ilgileniyor yeğeniyle? Nasıl ilgileniyor yeğeniyle gördün mü? Kim bilir kendi çocuğumuzla nasıl ilgilenecek değil mi Latif? Yani. Ben mutfağa gideyim ben bir. Atarayım ben de. İnatçı işte. Keçi inadı. Tiftik keçisi. Ama ben seni o Nurbanu ile evlendirmezsem bana da Tilbe demesinler ya. Ne oldu Tahliye? Silvan Üstad'ın ne dediniz? Ay sen benim ne dediğimi bırak, ne yaptığına bak. Çok affedersiniz Silvan, ben hemen toparlarım da. Siz daha demin Dikmen'le Nurbanu'nun evlenmesinden mi bahsettiniz? Evet, Tahliye senin de yardımına ihtiyacım var. Bak iyi dinle beni tamam mı? Şimdi içeride servis yaparken falan böyle Dikmen'in ne kadar iyi bir koca olabileceğinden, ne kadar hayırlı bir insan olduğundan, ne kadar muazzam olduğundan bahset tamam mı? Bol bol övmemiz lazım Dikmen'i ki bu Nurbanu bu Dikmen'le evlensin. Alıp Dikmen'i annesinin yanına Ankara'ya götürsün. Evlenince Ankara'da mı yaşayacaklarmış? Evet, herhalde. Niye ayarlamaya çalışıyorum zannediyorsun? Peki şey, Dikmen'in de kızda şey var mıymış yani gönlü? Var tabii canım, daha iyisini bulacak. Güzel de buldu yani, itiraf etti. Ama keçi işte, tiftik keçisi. İteklemek gerekiyor illa. Semze kahve yap. Buralar önemli değil. Sonra toplarsın. Tamam, kahve önemli. Hadi Tahliye, göreyim seni. Destek. Dikmen'i evlendireceğiz. Ne oldu, ne diyor Dikmen? Ne diyecek Latif? Antika sülalenizin antika erkeği. Naza çekiyor kendini. Biz mi nazlıyız? Latif, git içeri gazete oku. Ben gelin kızla kahve içip sohbet edeceğim. Hadi. Peki hayatım. Birinciğim. Aferin. Re'yi çalıyorsun, şimdi do ve re'yi ard arda çalalım. Ay Dikmen de beni öldürecek. Ne oldu ki Tilbe Hanım? Ne olacak şekerim? Dedi ki geldi yanıma. Tilbe yenge, ben Nurbanu'yu görünce heyecanlandım. Böyle elim ayağıma dolaştı. En iyisi çıkıp bir hava alayım dedi. Yani telaşlandım, böyle saçmalayacağım diye korkuyorum dedi. Ondan çıkıp öyle gitti o. Evet. Yani senden çok hoşlanmış. Ha, gerçekten mi? Ya Allah'ım ya, şu anda böyle bir heyecanlandım. İçim pırpır etti, bir şey oldu bana. Ay, iyi olsun olsun, içim böyle ama olsun. Gelin olacaksın. Gelin olacaksın. Gel en iyisi biz bir kahve içelim sende. Tamam, şöyle içeyim. Gel. Devrim, ne yapıyorsun? Yatak odası mı bakıyor? La oğlum, sizin yatak odanız yok mu la? He, iyi. Pahalıdır ha, iyice araştır. İyi, ben de ne yapayım, kırtasiye uğradım, kalem silgi falan aldım ya. Ya oğlum, sınavda neyle çözeceğiz la? Ders mi çalışlar? İyi, tamam, öğlene gel, bizim orada kahvede çalışırız. Çay içeriz. Tamam, sen oral yetişeceksin direkt ya. Ne? Yok la yok, yengem eve bırakmaz. Daha geçen günkü ayak kokun çıkmadı, bizi eve koymaz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. La bunlar da ne güzel ha, o defterler, defterler. Lütfen merhaba. Ha Besti. Merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim. Markete gidiyordum bir şeyler almaya. İyi. Ben sana yardım edeyim ağırsa. Yok yok, birkaç bir şey alacağım zaten, sağ ol. Senin koşturmacan vardır. Bu arada güzel bir biri aldım. Hayırlı olsun.
güzel haber mi? Ulan Zirek, 40 defa dedim sana şu ortaokulu dışarıdan bitirme işiniz erişe demedi. 70 söylemiş işte herkese. Sen onu diyorsun. Vallahi ben sana sürpriz yapacaktım Beste. Sürpriz oldu zaten. Bahsetmemişsin de. Bahsetmedim değil mi? Vallahi Beste ne bileyim işte. Düşündüm, taşındım. Yaş da ilerliyor. Şişe halledeyim dedim ya. Yok canım, bence senin için geç değil. Ah canım, geç geç ya. 13 bilemedin, 15'te halletmem lazım. 13'ünde 15'inde mi? Nasıl yani? Abi canım, benim Dikmen'deki ahranlarım 13 bilemedin, 15'te o işi hallettiler. Ben de hallederdim de, ailemin durumu yoktu biliyor musun? Fakirliğe gözüküyoruz. Valla senin için geç değil de, arkadaşların biraz erken evlenmiş. Kim evlenmiş? Arkadaşların 13'ünde 15'inde evlendiler dedin ya. Ben mi dedim? Besteciğim, sen resim yaparken Tiner'den kafam bulanmış ha. Ben arkadaşlarım evlendi demedim ki. Sen neden bahsediyoruz Emine abi? İşte ben ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına gireceğim. Sen de bana hayırlı olsun dedin, ondan bahsediyoruz. Yok canım, ben seni o yüzden tebrik etmemiştim. Niye tebrik ettin? Evleniyormuşsun ya işte, o yüzden tebrik ettim. Kim, ben mi evleniyormuş? Evet, evlenmiyor musun? Yok canım, evlenme yok. Ben evlenmiyorum. Nereden çıktı o ya? Tilbe abla öyle söyledi. Evlenmiyor musun gerçekten? Bak ben yabancı değilim, bana söyleyebilirsin. Yok ya besteciğim, ne evlenmiş. Tilbe yengem onu notasından uydurmuş. Ben de zaten çok şaşırmıştım duyunca. Yani böyle bir şey olsa İkman bana söylerdi diye düşündüm. Yok canım, yok ya. Ama söz, bir gün evlenmeye karar verirsen ilk senin haberin olacak, tamam mı? Tamam. Bu arada ortaokulu dışarıdan bitiriyormuşsun. Kim söyledi? Sen söyledin mi şimdi? Ben söyledim, tamam da. Senin tineri de benim kafada bulan daha. Valla Zirek'le karar verdik işte bitirek diye. Ne yapacaksın? Ama kimseye söyleme, tamam mı? Eğer sınavlara hazırlanırken takıldığın bir şeyler olursa ya da sormak istediğin, ben seve seve yardımcı olurum. Aklında olsun, tamam mı? Ezbay, sen olunca hiç aklımdan çıkmaz ki zaten Beste. Neyse, ben gideyim. Beste! Nereye gidiyorsun? Markete gitmeyeceğim mi? Evet, dağılmışım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ulan şu Tilbe yengemin ettiğine bak hele ya. Allah Allah. Kendi kendine gelin güvey oluyor ha. Tamam, o da şimdi akrabasıyım ya. Bak üzülüyor ha. Mürüvvetimi görmek istiyor, yazık kadına. Yengem! Ben evlenmeye karar vereyim Besti'yle. Senin nikah şahidim yapacağım, sen hiç merak etme. Sen mi geldin Dikmen? Geldim. Tilbe yengem yok mu? Yok. Dilek Hanım'a kahve içmeye gitti. Artık senin Nurbanu'yla düğününde ne takacaklar falan, onu konuşuyorlardır herhalde. Ulan ya, bu da başladı ya. Allah Allah. Ne Nurbanu'su, ne düğünü Taliye, siz hepiniz beni niye evlendirmeye çalışıyorsunuz ya? Ben mi seni evlendirmeye çalışıyorum? Güleyim de boşa gitmesin bari. Benim seni evlendirmeye çalıştığım falan yok vallahi Dikmin. Tilba Hanım'ın zannımca öyle bir fikri var. Hoş dediğine göre sen de kızdan hoşlanıyormuşsun yani. Ben mi? Yok ben, tabii ki sen. Böyle kızı gördüğün zaman elin falan böyle boşalıyormuş, kendinden geçmeler falanlar filanlar. Aman bana neyse ya. Ne demişler? Horoz evlenir, tavuk tellenir demişler. Taliye, abuk subuk konuşup benim kafamı bozma ha. Öyle hayvanlı hayvanlı örnek de verme bana. Benim evlenmek istediğim falan yok. Anam, İhsahtan mı? Evet, İhsahtan. Kızdan hoşlanmıyorsan o
zaman evlenmeyi niye kabul ettin ki? Yok kız, ben evlenmeyi falan kabul etmedim ya. Anam! Ay Taliye, ne kadar maloşsun ya. Şimdi bütün taşlar yerine oturdu. Evet. Ne taşı kız? Dikmeyeceğim, şu an sakın bana ilişme. Çok ciddi bir aydınlanma yaşıyorum. Evet, büyülü olunca... Tabii canım, o zaman büyülü olur. Ay, her şeyi anladım ya. Neyi anladım? Niye anlayacağım canım? Tilba Hanım'ın senin neden evlendirmeye çalıştığını gayet iyi anladım. Ben anlamadım sanki. Salak mıyız ya? Akrabayız ya, kadıncağız bana üzülüyor. Bir yuva kurmamı istiyor, mesut olmamı istiyor. Ama ben böyle bir şey istemiyorum ya. Dikmi, ne kadar saf olsun ya. O kadar güzel kalbim var ki. Hoş. O vahşi görünümün altındaki o saf olsun sana yakışmıyor değil ama. Neymiş, neymiş? Neymiş? Şimdi bak, bu kız Ankara'da yaşıyor ya. İyisi, Tilba Hanım, sen bu Nurbanu ile evlenirsen kızın anası Ankara'da yaşıyor diye sizin ikinizi oraya taşındıracak. Evlerden ırak. Yani Tilba Hanım'ın planına göre bu böyle işlerse Tilba Hanım senden kurtulmuş olacak. Abo, hele bak sen yengeme ya. Ya. Anam, kapı çalıyor, dur. Dur Talih. Bak, bu olayı ben kendi yöntemimle çözeceğim. Sen sakın karışma, tamam mı? Kendi yöntemim derken Dikmen, Nurbanu'yla mı evleneceksin? Yok kız, evlenmeyeceğim diyorum ya. Ama sen bozuntuya verme. Bana da bir şey söylemedin, tamam mı? Aşk olsun Dikmen'cim ya. Hiçbir şey olur mu? Konuştuklarımız aramızda. Sloganımızı unutma. Neydi? Görmedim, duymadım. Konuşursam Allah belamı versin. Hadi kız, hadi git kapıyı aç. Hele sen yengeme bak ya. Ben yuvamı kuracak diye düşünürken o yuvamı yapıyormuş benim. Hele gel sen Tilbe yenge, biz seninle bir görüşecek. Hoş geldin Silva Hanım. Tahliye, Güney Afrika'dan mı geliyorsun? Yok, mutfaktan geliyor. Dikmen, geldin. Ne, geldim yenge. Ben de Dilek'le karşılaştım şimdi. Nurbanu'yu gördüm. Ay ne kadar güzel kız, ne kadar şirin kız, ne kadar akıllı kız. Dikmen sakın kaçırmasın dedi. Vallahi yengeciğim, ben de senin zabağına bana söylediğini düşündüm. Sana hak verdim biliyor musun? Ciddi misin? Vallahi. Ya ne olacaktı ki zaten ya? Ne olacak? Kız beni görmüş, benden hoşlaşmış. Benim de yaş kemale erdi. Benimle evlenecek bundan daha güzel bir kız mı bulacağım? Değil mi? Yani. Valla yengemeyesi. Bu kızla biz bir buluşah, tanışah, bir bakışah. Bir de ben bu kızla tanışırken bir yanağından öpeyim. Ten uyumu da çok önemli yani sonuçta. Ondan sonrası da kader kısmet işte yengeci. Tabii canım, kısmet. Kısmet ne demişler? Gelin ata binmiş. Öldürecek bu gelin beni, ne demişti? Daha dün aklımdaydı. Gelin ata binmiş. Ne? Ne demiş gelin ata binmiş? Çüş. Hayır. De? Hayır canım, gelin ata binmiş. He ya, nasip nasip. Sen benden çok yaşayacaksın. Mecazi anlamda tabii. Tahliye, hadi damat da bana bir keyif kahvesi yap, hadi. İçimden geldi. Hadi bakalım. Sayılar. Rakamın üstüne rakam koymuş. Köklü sayılar. Kare köklü bir sayının paydasını rasyonel yapmak. Tövbe estağfurullah. Ben bunu nasıl çözeyim ya? Ya devrem, ben bu soruyu çözemiyorum ya. Ben yüzme bilmiyorum ki. La dingil. Havuz problemi çözmek için yüzme bilmeye gerek yok. Olsun ya, sen bana yol problemlerini sor. Ben taksiciyim, her yeri biliyorum. İstanbul'da bilmediğim yol yok. Sen oradan sor bana. Her yola da geliyorsun Azirek. İyi gel, hah, sağ yol problemi, soruyorum. Bak, A noktasından B noktasına 100 kilometre hızla giden bir araç... Sahilde mi gidiyor, temde mi gidiyor? Önemlidir orası. Balat'tan Edirne kapıya bağlan, oradan aşağı salınırsın. Da ne bileyim ben nereden gidiyor oğlum? Gittiğin yola gele hocadan puan mı isteyeceksin?
Zaten bir arpa boyu yol gidemedik. Ya Devrem, konsantre olamıyorum ya. Kendimi veremiyorum, vallahi veremiyorum. Zeliş akşam beni reklamsız haşlamaya devam edecek, kesin ya. Niye la? Alamadın mı yatak odasını? Ya Devrem, bakkaldan kofret mi alıyoruz? Ben nerede bulacağım o kadar parayı ya? Ya Devrem, bak bak bak, burada tam sağa göre bir soru var. Soruyorum. Üç günde bir alışverişe çıkan bir bayan. İlk alışverişi çarşamba günü yaptıysa 19. alışverişini hangi yapar? Üç günde bir alışverişe çıkan bir bayan. Üç günde bir alışverişe çıkan bir bayan. Allah o bayanı kahretsin. Ya üç günde bir alışverişe çıkılır mı Devrem ya? La sürekli adamsın la. Devremi devreleri yandı ha. Hadi kalk kalk gidelim. Tamam yeter bu kadar ders. Sen iyice kayışı kopardın hadi. Kalemini silginin hepsini al ha. Çekirdekleri alayım. Al. Benim silgimden kalemden vermem. Benim ne güzel oldu ha. Hadi bakalım Zeynep gidelim. Anlattın abi, onun hesabı yaz. Çaylar ödeyeceğiz sonra. Buluştun mu Nurbanu'yla? Yok yengeciğim, ben geldim de daha Nurbanu gelmedi. Gelir gelir. Kız evi nasıl bir sonuçta? Sen bekle, o şey yapma sen. Yok ben bir şey yapmıyorum zaten. Çiçek aldın mı? Çiçek? Yoldan geçerken çiçekçi yoktu da yengem, ben bir tane kasap gördüm. Onun vitrininde koyunun lale vardı. Adamdan rica ettim kasapta, ona da bana verdi laleyi. Onu getirdim yanımda. Ne abim yengeciğim? Şimdi elimiz boş mu geleceğiz? Kızla buluşmaya geliyoruz değil mi? O kadar da öküz değiliz herhalde. Estağfurullah. Latif. Şey lalesi almış kıza, öküz değiliz herhalde diyor. Ne şelalesi hayatım? Manavgat şelalesi Latif. Şelalesi demiyorum Latif. Şey lalesi diyorum. Neyse. Sen şimdi bol bol güzel güzel iltifat et, tamam mı? Şey de mesela... Saçların buğday tanelerini, gözlerin okyanusları kıskandıran cinsdendir mesela. Yani şarkı sözü yazmak gibi değil mi? Şarkı sözü. Bol bol iltifat et. Yengeciğim, biz aynı kızdan bahsettiğimize emin miyiz? Bu kız Nurbanu mu? Evet. Onun saçları sarı, gözleri mavi değil ki. Olsun, olsun. O önemli değil. Sen iltifat et. Yeter ki iltifat etsen. Önemli olan senin iltifat etmen. Sen benim dediklerimi yap. Tamam mı? Tamam yengeciğim, tamam. Ben senin söylediklerini söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam mı yengeciğim? Tamam mı yengeciğim? Bol bol iltifat et. Hadi güzel güzel haberlerini bekliyorum ben senin. Kısmet yengem, kısmet. Bakacağız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Ay. Şu adam şu buluşmadan güzel haberlerle dönse de sonra da doğal ortamına geri dönse. Vallahi öyle diyorsun ama bir yandan da alıştık sanki Dikmen'e ya. Yani yokluğu evde boşluk yaratacak. Ay saçmalama Latif. Varlığı ne kattı ki yokluğu boşluk bıraksın? Tamam hayatım, ben sadece fikrimi söyledim mi? Özür dilerim. Saçma sapan fikirler üretme Latif. Tam tünelin ucunda ışığı görüyorum. İlla modumu düşüreceksin. Tamam hayatım, düşürme modunu. Özür dilerim dedim hem. Ayrıca... Saçlarının buğday tarlalarını, gözlerinin okyanusları kıskandırdığını söylemiş miydim hayatım?
Bu ne şimdi? Benim iltifatımla beni mi dallayacaksın Latif? Koyatım ben şirinlik olsun diye yapmıştım. Yapma Latif, yapma. Şirinlik yapma sen. Ben sana şirinlik yapacağım ve şirin baba olacağın zaman söylerim Latif. Yapma sen şirinlik falan. Peki hayatım. Saçlarım buğday tarlalarını kıskandırıyor diyecekmişim. Allah Allah. Latif var ya böyle bir lafını söylese bebeği 40 kere fırçalar bu ha. Dikmen Bey. Nurbanu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Trafik vardı. Biraz geç kaldım galiba. Yok canım. Ben de yeni geldim zaten. Ha, iyi. Çay söyledim. Sen içer misin? Olur, içerim. Koç. Bizim çay iki oldu. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Aslında birazcık heyecanlıyım böyle. Karşılıklı oturmalara falan pek alışık değilim de. Evet, o mevzu değil mi? Nurbanu. Eğer yanlış anlamazsan, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Şimdi Nurbanucuğum, sen çok iyi bir kızsın, çok hoş bir kızsın. Teşekkür ederim. Ama yani nasıl desem, benim seninle evlenmek gibi bir düşüncem yok. Yok mu? O ne demek şimdi ya? Kusura bakmayın ama ben sizin bildiğiniz one night stand up kızlardan değilim. One night stand up ne ya? Bir filmde duymuştum. Şimdilerde moda. Tek gecelik ilişki gibi bir şey. Yok. Ben tek gecelik ilişki de istemiyorum. Onu da istemiyorsun. O derecelerdesin yani. Küstah. Ya sen beni ne zannettin? Al bakalım. Bacım dur hele, sen ne yapıyorsun? Bizi sana sıklam ettin. Nereye gidiyorsun ya? Dur bak, el tarafımı ıslattın ya. Ya ben sana bacım diyorum, bacım. Hele beni bir dinle bana, bir kulak ver ya. Sana sıklam ettin bizi ha. Geç otur, bir şey diyeceğiz. Televizyondan her gördüğünüz şeyi yapıyorsunuz ya. Ya çay olaydı burada ne olacaktı? Yakacaktın benim her tarafımı ya. Ağzım yüzüm yanacaktı cayır cayır ha. Yakarım. Nurbanu bak dinle, ben sana bir şey diyeceğim. Bir şey anlatacağız sağ burada. Ben bu yengem var ya. Çaylarımız da geldi. Ay çok merak ediyorum Latif. Çatlayacağım şimdi şurada meraktan. Nasıl gidiyor acaba görüşmeleri? Arasak mı tekrar? Hayır hayatım, hiç rahatsız etmeyelim şimdi, boş ver. Hem sen de heyecanlanma bu kadar artık. Kısmet bu, olacağı varsa olur. O ne demek Latif? Başladı yine loser felsefesine. Olacağı varsa olur. Olacağı varsa olur diye bir şey yok benim sözlüğümde. Olacak diyorsam olacak kalıbını kullanıyorum ben onun yerine, tavsiye ederim. Değil mi? Benim bakanım. Geldi. Buyurun. Hoş geldin. Hoş geldin Dikmen. Gözümüz yolda kaldı. Hoş bulduk yengem. Latif, yengeme bak hele ya. Gözü yollarda kalmış. Senin o yolda kalan gözünün yağına ekmek banayım ben. Karşılıklı bu hislerimiz, karşılıklı. Pozitif yaklaşımlar bunlar. Nasıl geçti görüşmen? Anlat hadi. Dur yengeciğim, bir soluklanak hele ya. Soluklan, sakin sakin, tamam. Hemen bir kuşburnu çayı yap, soluklanmasına yardımcı olur, hadi. Tabii, baş üstüne hemen. Soluklanmasına yardımcı olur. Ne yapıyorsun, alo alo? İyi, ne olsun dayavrum? Ne yapsın işte, salonda deminden beri biliyor musun? Ben dört dönüyor, o kadar merak ettik ki görüşmen nasıl geçti diye. Çok merak ediyoruz sizin buluşmanızı. Hadi anlat, anlat hadi artık nasıl geçti. Vallahi yengeciğim, size bir iyi, bir de kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Bir iyi, bir kötü haber. İyi düşün, belki iki tane iyi haberim vardır. Yok yok, bir iyi, bir kötü haber. Tam filmlerdeki gibi ha. İyi o zaman, iyi olandan başla. Tamam, iyi haber. Bugün Nurbanu'yla buluşmam çok iyi geçti. Oturduk, konuştuk. Karakter kişiliklerimiz de birbirine çok uyuyor. Ay, dilini eşek arası soksan. Karakter kişiliği ne demek? Efendim yenge?
Başka diyorum. Başkası. Ben Nurbanu'ya evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Duydun mu dedi? Tanrım, inanmıyorum. Ay yalan, ben de inanmıyorum. Dikme, sen ciddi misin? Çok mutluyum dedim, çok mutluyum. İçim içime sığmıyor böyle yani. Gizim, bu kadar mutlu olmadan önce bir kötü haberi de bir duyaydın değil mi? Onu da bir söyleyeyim ben. Bu haberi hiçbir haber gölgeleyemez artık. Bu haberden sonra hiçbir haber, haber niteliği taşımıyor benim için. Ya öyle diyorsun ama bak, kötü haberi söylüyorum. Ben bu işten vazgeçsem iyi olacak galiba. Sizin artık başınız bağlandı, evlendiniz sayılır siz. Bitti o iş, bitti. Biz artık senin böyle torunun çocuğunu göreceğiz fotoğraflarda. Dikmen. Bingeciğim, iyi diyorsun, güzel diyorsun da benim 5 kuruş param yok ki. Ağlan paramı da o şerefsiz organizatöre kaptırdım. Bunun düğünü var, derneği var, 5 bir yerdesi var, 100 görümlüğü var, yatak odası var, ev eşyası var, var oğlu var. Ben nasıl yapacağım böyle bir işi ya? Şu Nurbanu'yu alayım da ben bu işten vazgeçtiğimi söyleyeyim ona artık. Olmaz, olmaz. Gicim dur. Olmaz. Alo Nurbanu. Devrem, benim ne Nurbanu'su ya? Nurbanu. Ben olmaz. Alo. Sizi arayan kişiye şu an ulaşılamıyor. Sanırsam kendisi tünele girdi. Müsait olduğunda sizi tekrar arayacaktır. Bıp. Allah Allah, bu cimbik hangi tünele girdi ya? Biz ne güne duruyoruz Dikmen? Biz ne güne duruyoruz, aşk olsun. Siz ne güne duruyorsunuz? Sen bekle, bekle yengem, beklesen. Hemen geliyorum ben, şunu da alayım, bir aksilik olmasın, terslik olmasın. Yengeciğim, sakın o benim düşündüğümü yapma ha. Ya dayı oğlum, ya para başka mevzu da, yani böyle apar topar yeni tanıdığım biriyle aniden evlilik kararı alman ne kadar doğru emin değilim açıkçası ya. Niye lan? Yani işte öyle. Nati, sen bana bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Mesaj mı? Yok. Mesaj değil de 2 kere düşün bence. Alo alo. Rahmetli babam ne derdi biliyor musun? Önemli bir karar almadan önce iyice bir düşün derdi. Sonra bir daha düşün derdi. Ben yolda gelirken iyice düşündüm, sen merak etme. Allah rahmet eylesin. Adı geçti, bir dua okuyor. Okuyor. İyi o zaman. Ne diyeyim, hayırlısı. Sen bilirsin doğrusunu. Dikmen. Al Dikmen. Ben bunları kötü günler için biriktirmiştim. Bizim sana düğün hediyemiz olsun. Al bununla yuvanı kurarsın, evlilik masraflarını karşılarsın. Al, al. Yengeciğim, kusura bakma da ben bu parayı alamam. Bir dakika. Böyle bir paradan benim niye haberim yok? Dedim ya, kötü günler için tuttum diye. Geçen sene de çok kötü günlerimiz oldu. Hatta arkadaşlarımdan borç almak zorunda kaldım. O zaman niye çıkmadı bu para ortaya? Tam çıkaracaktım ama bir düşündüm, belki daha kötü günlerimiz olur diye. Ki haklı çıktım bak. Dikmen'in bu paraya ihtiyacı var Latif şu an. Yuva kuracak çocuk. Alsana Dikmen, al. Yengeciğim, eksik olma da ben bu parayı kabul edemem. Hem borçla kurulan evlilikten hayır mı gelir ya? Borç mu dedim sana? Bizim sana düğün hediyemiz. Farz et, biz bunu aldık düğünde, taktık bunları farz et, tamam mı? Böyle başından falan attık farz et. Al artık bunu, al. Yengeciğim, tamam da burada çok para var, çok. Siz bu parayla 7 sülalenizi düğününü geçirirsiniz vallahi. Koç oğlan, benim 7 sülalem gül yaprağı gibi kursa umurumda değil. Sen evlen, yuvanı kur. Başka bir şey istemiyorum ben, tamam mı? Alo yengem, ne kullanıyor? Ne oldu bu ne ya? Vallahi gözlerim yaşardı. O kadar mutluyum ki şu an. Yengeme sarılacağım. Kurban olurum sana yengem. Canımın içi. O zaman ben gideyim çarşıdan, pazardan bir şeyler alayım değil mi? Telefonumu da alayım da yolda şey olursa sizi ararım. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi bakalım. Latif, biz de Somut okuldan alalım. Bir yemeğe gidelim, Dikmen'in bu kararını kutlayalım. Dikmen'i de götürseydik bari kutlamaya. Canım, onunla başka zaman kutlarız. Onun şimdi hem düğün telaşı var, alışveriş falan yapacak. Hadi gel. Peki hayatım, ama
şu saklanan para mevzunu da ayrıca konuşmak istiyorum seninle. Rica edeceğim. Tamam, tamam. Ay, Tahliye! Efendim hanımım? Ya çok mutluyum ama bir keyif kahvesi içecek vaktim yok. Sen bir kahve yap, benim için iç. Keyiflen. Emredersiniz hanımım. Hayat arkadaşım, çıkalım. Kafam iyice dağıldı. Hani salon diye yani. Tahliye! Buyurun hanımım. İtiraf et, itiraf et. Yediğime içtiğime ne kattın itiraf et. Kimyon, çok lezzetli olmuş değil mi? Benim anneannemin süper terapisini uyguladım size. Yemin ediyorum 108 yaşında anneannem. Allah kaza bela vermesin kendisine. Ya onu demiyorum. Bu salonun hali ne? Yani yatak odasının. Benim yatak odam buradaysa yatak odasının yerinde ne var? Salon nerede? Tahliye bu karışıklığa derhal bir çözüm getir. Hemen getiriyorum. Şöyle oldu hanımım. Dikmen Nurbanu ile evlenme karar verince kendisi de bu yatak odasını aldı. Tamam kes. Devamını dinlemek istemiyorum. Çekilebiliriz. Latif! Efendim hayatım? Aa, bizim yatak odamız. Peki bizim yatak odamıza ne oldu? Bilmem. Arayalım mı? Hadi. Latif! İnanmıyorum Latif. Sen inanmıyorsan ben de inanmıyorum hayatım. Oha artık, oha ya! Laps diye dalıyorsunuz yatak odama. Bura benim, mahremim, mahremim. Hem siz demiyor muydunuz yatak odasına laps diye dalınmaz diye? Ne işin var senin yatak odamıza? Ne yaptın yatak odamıza? Orangutan gibi serilmiş Latif. Orangutan Burak değil yengeciğim. Hem bura benim yatak odam olduğu için bu soruyu pas geçiyorum. Bir şey söyle Latif. Hayırlı olsun kuzen. Süper söyledin Latif. Tebrik ederim. Yatak odamıza ne yaptın? Bizim yatak odamız, yatak odamıza resmen kırsal bir takım düzmüş. Yatak odamızı resmen... Allah Allah. Ne yapacaktım yengeciğim? Ben yeni evlenen bir adam olarak salonda mı kalacaktım yani? Senin odan ne olacak? Orayı kaynanama verdim hala oğlum. Ama siz istiyorsanız benim odama geçin ha. Ben konuşurum kaynanamla, rahat olun. Kaynanan da burada mı kalacak? Ben fenalaşıyorum. İngeme bak Latif ya. Benim hürmetimi göreceğim diye nasıl heyecanlandı ha. Böyle çok güzel oldu. Zaten 4 kişilik ailem olur. Geniş bir aile olacağız. Şen olacağız. Şahrak olacağız. Gül gibi geçinip gideceğiz. Yeni yatak odam nasıl olmuş yengem? Hani sen... Ankara'da... Aa hayatım! Yengem heyecanla yedik içti görüyor musun? Yatak odama resmen bayıldı ha. Yenge? Yenge. Hayatım.
karıcım ya. Ben senin karıcım değilim, hayat arkadaşınım. Gerçi artık ondan da şüpheliyim hadi. Şu manzaraya bakar mısın? Çok güzel değil mi? Pes. O manzaradan bahsetmiyorum. İçinde bulunduğumuz manzaradan bahsediyorum Latif. Dikmen'den önce ve Dikmen'den sonraki hayatımız isimli belgeselden bahsediyorum Latif. Hale bak, yatacak yerimiz bile yok. Nerede ben piyano dersi vereceğim? Hayır, bu öğrenciler sosyetik Latif. Buraya gelip yatak odasını burada görünce nasıl bir açıklama yapacağım Latif ha? Ha? Ne yapacağım, ne diyeceğim yani? Bu durumu ben nasıl açıklayabilirim? Nasıl, nerede misafir ağırlayacağım ben Latif? Halimize bak Latif. Latif. Latif! Geldik mi hayatım? Geldik, geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz Latif. Biz gelmedik. Bana geldiler, geldiler bana artık. Geldiler bana. Ne yapıp edip bu kızı Dikmen'le evlenmekten vazgeçirmemiz lazım, anlıyor musun? Anlıyorum hayatım. Planın ne? İşte biraz daha uyuyayım diyorum. Ondan sonra kalkar bir duş yaparım. Sonra da provaya giderim herhalde. Tebrikler, Latife alkış, Latife alkış. Bu planı duyunca bu kız Dikmen'le evlenmekten kesin vazgeçer. Çünkü ben planını duyunca kuzeniyle evlenmekten dolayı sonsuz pişman oldum. Pişman oldum Latif, pişman oldum. Günaydın Latif, pişman ettin beni Latif. Dikmen, biraz daha pekmez ilave edeyim de zihin açılır. Sağ ol Talim, Allah razı olsun. Evet, sor bakalım Koçbibi. Peki. Ay tutulması nasıl oluşur? Ay tutulması, dur sen söyleme. Dünya, güneşle ayın arasına girince ay tutulması. Doğru. Nasıl bildim Talim, gördün mü kız? Sen biliyor muydun? Ben ancak yürek tutulmasını biliyorum. O da nasıl oluyor? O da Beste denen kızın seninle benim arama girmesiyle oluyor. Kız ne konuşuyorsun orada karnından sen yine ya? Hiç. Çayın bitti mi diyordum ya. Çay koyayım ben sana he? Yok yok, daha çayım var, sağ ol. Evet, sor. Peki. Güneş tutulması nasıl oluşur? Güneş tutulması... Dur. Güneş, dünya ile ay arasına girince güneş tutulması. Aa, olur mu öyle şey ya? Niye la? Dünya güneş ile ay arasına girince ay tutulması oluyor da güneş dünya ile ay arasına girince niye güneş tutulması olmuyor? Dikmen abi ne diyorsun ya? Bir kere güneş dünya ile ayın arasına girerse hepimiz yanarız. Hey la doğru la. Güneş yaklaşıyor değil mi? Bizi cahil cahil yakar ha. Her tarafımız su toplar. Etmaya bile söndüremez. Günaydın, günaydın. Günaydın. Oh, neşeniz bol olsun. Kaptın tabii yayla gibi odayı. Rahat rahat uyudu. Günaydın, Hulkiye yenge. Tuhaf olmuş tipi ya. Hayır, gülünecek bir şey varsa hep beraber gülelim. Yengem, sen istemedin mi benim evlenmemi ya? Evet. İstedim. De. Dikmen. Sonat. Sonat, hadi servis saatin geldi. Ayakkabılarını giy. Hadi oğlum, hadi. Dikmen, bak ben bütün gece düşündüm. Düşündüm, düşündüm. Gözüme uyku girmedi zaten. Düşünmek için bol bol vaktim oldu. Uyku tutmadı çünkü. Bu kız sana göre değil Dikmen. Yaramaz. Yaramaz mı? Hiç gözüm tutmadı. Dün gözün tuttuydu. Hani göz tutulması oldun? O dünkü gözümdü. Ben bugünkü gözümle olaylara tekrar bakınca bir düşündüm, bir taşındım. Dedim olur mu? Hiç artı puan vermedim ben o kıza. Hiç gözüm tutmadı. Hala hareketleri hiç sana göre değil. Yani ağır görünüyor ama değil. Ben yenge gözüyle bakıyorum, olmuyor. Hafif bir kız, hafif, hafif. Sana yakışmıyor, sana yakışmıyor. Ben sana başka kız dedim. Değil mi Latif? Sen de bir şey söylesene Latif. Ya evet dayı, o kız sana yaramaz ya. Ya ben sana söylemedim ama o kızın saçı başı ayrı oynuyor yani. Tövbe tövbe, ne biçim konuşuyorsun la? Ağzınızı toplayın. O kız artık sizin gelininiz olur, tamam mı? Hem ben Nurbanu'ya aşık oldum. Vallahi bak. Size de çok teşekkür ediyorum ha. Hayatımın aşkıyla beni tanıştırdınız. Ne? Hayır. Hayır, ben bak. Yengeciğim, tamam, hiç uzatmayalım bu konuyu. Ben kaçıyorum. Sonatın da servise kalkacak zaten birazdan. Hadi görüşürüz. Hulkiye yengem. Çok komik. Bir şey yap, bir şey yap.
hayatım. Aşık oldum diyor. Ben ne yapabilirim ki? Hayır Latif, evlilik aşkı öldürüyor diye bir beste yapan adamın aşkından ne olacak? Hala duruyorsun Latif. Ona bir şey yapamıyorsan, yetişemiyorsan belediyeye git Latif. Belediyeye git. Bunların nikahını kıyacak nikah memurunu bulsunlar. O nikah memurunun elinden o yetkiyi alsınlar Latif. Yetki bize kadar kaldı desinler. Elimizde fazla yetki kalmadı. Alalım o yetkiyi sizden desinler o memurdan. Bu evlenemesin olur mu? Latif tamam mı? Hemen gidiyorsun belediyeye. Tamam. Ya arkasından dikmeni yakala. Hadi Latif durma. Bak yengemlerin düğün derine telaşına servisi beklettik. Hadi koş atla. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Talebe Zirek. Günaydın, günaydın. Hoş bulduk Cimbik. Ya bu silah bayağı stres yaptı bende ha. Oğlum bu ne hala? Kızma koştu besleme çantası almışsın. He. İçine haşlanmış yumurtayla okumuş şeker de koyaydın bari. Vallahi okumuş şeker de var içinde de bunu dur. Allah kahretsin seni ya. Bak bak hele sırt çantası da mor almış. La bebe bunlar senin bebeliklerin içinde mi kaldı la? Ben her şeyi tas tamam yaparım devrem. Hani hoca kontrol falan eder tırnaklarımı bile kestim bak. Daha neler, daha neler. Tüve Allah'ım ya. Zirek Kahya Efendi! Zirek Kahya Efendi! Sen kim oluyorsun da beni bekletme cüretini gösterirken hem vaktimi hem mesaimi harcıyorsun. Bak sinirden elim ayağım titriyor. Aç şu kapıyı, tatava yapma. Ya devrem biz konuşmaya daldınız el işi unutma ya. Aç kapıyı, aç da dayak yeme. Buyurun küçük hanım, buyurun. Bugünün tarihini not edesin Zirek Kahya Efendi. Küçük hanımı bekletmek neymiş ben sana soracağım. Eğer ben zelişsem, senin egzozundan fitil fitil getirmezsem çekil şuradan. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Bugünün de fırçasını yedik, rahatladık. Artık yarına Allah kerim Zirek Kahya Efendi. Hadi devrim hatta gidelim ya, sınava geç kaldık. Zaten öğrenciliğe başladığımda beni böyle asi bir ruha büründüm ben. Deli akıyor kanım ya. Kanın deli mi akıyor? Ne ola evden mi kaçacaksın? Ergen Zirek, tipe bak ya, yürü. Biliyorum, biliyorum Nurbanucuğum. Ben tanıştırdım seni Dikmen'le. Ve hayatımın kararını vermemi sağladın Tilbe ablacığım. Ya gerçekten sana ne kadar çok teşekkür etsem azdır. Etme. Etme, teşekkür etme hiç gerek yok. Erken daha, erken. Bak çok büyük bir yanlış yapmak üzeresin. Yanlış mı? Nasıl bir yanlış? Kıyamam, kıyamam. Sana kıyamam. Bu nikahı da kıydırmam Nurbanu. Aa, niyeymiş o? Ben Dikmen'i çok seviyorum. Kimse beni bu evlilikten vazgeçiremez. Bu adam sana yaramaz. Yaramazsa ben ona adam ederim. Yaramazsa da bana yapar, ne yapalım? Tamam söylüyorum. İçiyor, her gün içiyor. Alkolik, alkolik. Yatağın altı var ya, lingo lingo şişeler. Aman hangi erkek içmiyor ki ya Tilbe ablacığım, ne olacak? Bir evlenelim biz, bir çocuğumuz olsun, bir daha ağzına bile sürmez. E baktık olmuyor, bir doktora falan gösteririz artık. Hem alkol sorunu olmayan kişi mi var şekerim? Peki tamam, azimlik kız çıktın, içkiyi çözdün. Kumar. Kumar? Kumar da mı varmış? Ya, 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 ya. 8 tane ev kaybetmiş kumardan. Batmış, batmış. Ne yüzük alacak parası var, ne düğün yapacak parası. Helali hoş olsun benim erkeğime. Metreslerinden bahsetmiyorum artık o zaman. Bir erkek, erkek dediğin yapar ne olacak ki? Yuh midesiz. Nasıl? Yani Dikmen'e diyorum yani erkekleri yapar diyorsun ya, dövüyormuş kadınları. Dövüyor muymuş? Ya. Demek dövüyormuş öyle mi? Bak sen şu Dikmen'e ya. Bak sen şu Dikmen'e. Gerçekten inanamıyorum. Şu anda bazı kararlar verdim. Tamam ben evlenmekten vazgeçiyorum. Nokta. Bu işe nokta koydum ben evet. Zaten artık o noktayı koymasaydın ben şüphelenecektim bayağı artık. Hatanın neresinden dönersen kârdır canım. Geldi, aklın başına geldi. Geç oldu ama geldi Nurbanu. Çok mutluyum. Seni bu hatadan döndürdüğüm için çok mutluyum şu an. Noktayı koyduk değil mi şekerim? Koyduk o noktayı. Tamam, sana kısmet mi yok? Kısmet mi yok sana? Noktayı koyduysak benim artık kalkmam lazım. Tamam, benim bir işim var.
Hesaba sakın dokunmuyorsun. Bak çok alınırım, tamam mı? Sakın dokunmuyorsun o hesaba. Sakın. Çok üzülürüm bak. Görüşürüz. Alo, Dikmen. Evet, biraz önce yanımdaydı. Plan kusursuzca halledildi. Esas ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kurban, sağ ol Allah senden razı olsun. Bak senin düğünün olsun. Yemin ediyorum ben sahneye çıkacağım. Vallahi şenlendireceğim ortalığı. Tamam, hadi görüşürüz. Al sağlıcakla. Baş, bilmediğin soruyu boş bırak ha. Sınav bir testtir, niye boş bırakacağım? Atarım bir şık, belki tutar. La oğlum, dört yanlış bir doğruyu götürüyor ya. Belki bir tane doğru yaparsın, onu da yanlışa kaptırma diye diyor. Hay, gören de 40 yıldır sınava giriyor zanneder ha. Göreceğiz seni Dikmen Bey, kaç tane doğru yapacaksın acaba? Yürü la yürü, kızgın koş. Bunlar nedir? Bu fasulye saydırmak için. Bu da navigasyon. Yol problemleri çözmek için getirdim. Ha bu da okunmuş şeker. Alır mısın? Yok çok teşekkür ederim. Beyefendi bunları kullanamazsınız. Sınav yönetmeliğine aykırı. Yok ben her gün kullanıyorum valla. Bir aykırılığını görmedim. Maalesef el koymak zorundayım. Ne diyor hoca? Ya navigasyon bacıyarı koydular ya. Oğlum sen onu niye getirdin la? Sınavda adres mi soracaklar? Dingil. Fasulyeler de git ya. Çocuğa yazık oldu. Zirek. Kardeş bence sen sınava hiç girme. Yandan yandan haftan kaykıl kaç git. Bir soran olursa ben benim velimdi derim. Ya Dikmen saçmalama ya. Bu sınav benim için hayat memat meselesi. Maalesef. Bende var. Ben sağ ver. İstediğin sorudan da başlayabilirsin ha. Ne? Bağ gösterme. Sana niye gösteriyorum arkadaşım? Tamam bu arkadaşı göster. Bu benim arkadaşım. Ben ondan kopya çekerim. Rahat ol. Şşş. Takıldığın bir soru olursa ağzını burnunu kırarım senin çalışmadın diye ya. Çalıştın mı lan? İşte biraz. Duyarak söyleyebilirsin. Bende müzisyen kulağı var, duyarım ben. Fısır 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 fısır, duyarım ben. Haydi arkadaşlar, sınavımız başlamıştır. Hepinize başarılar dilerim. Bir belgesel izledim. Bu cümlede aşağılık dedin. Hangisinin cevabı yoktur? Hangisi? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Kafam almıyor benim ya.
Kafayı deve kuşu gibi öne gömdün. Ne yapıyorsun, çözüyor musun? Devre öndeki bana gösteriyor. Yüz alırsam hiç şaşırma. Sana. Bak, el alemin sağındaki solundaki ne kadar güzel gösteriyor. O bıyığından utan be. Helal, bak. Takılırsan buradan bak. Takıldıkça söyle, ben sana tekrar tekrar gösteririm. Ya kardeş, sen ne yapıyorsun? Tam yırtık kazandık derken sen kağıdını yırttın. Niye yırttın sen? Sabahtan beri her ihtimali düşündüm. Ama yok yok, bu iş böyle olmaz. Adam gibi çalışmak lazım. Loto oynar gibi sınav yapılmaz. Dayanamadım artık. Yani sabahtan beri sen atıyor musun şimdi? Tabii canım, ben hiç çalışmadım ki. Niye demiyorsun ben çalışmadım? Niye gösteriyorsun gerizekalı? Niye çalışıyorsun, gösteriyorsun ha? Sormadınız ki, sorsaydınız söylerdim. Allah Allah. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hocam arkadaş çalışmamış, biz çalıştık. Vallahi çalıştık hocam. Buyurun. Aha, benim kağıdımı da aldı ya. Hay Allah kahretsin seni Zirek ya. Ne kavga çıkartıyorsun adamla? Sen niye kalkıyorsun yerinden? Ben sen kavga çıkarttın diye sana destek olmaya geldim. Hay Allah. Hocam kalemim var. Para verdik biz ona. Verin kalemim ver. Hay lanet olsun. Güzel, kalkmaz. Sınavdasın sen. Daha ağzına sokacağım ha. Geleceğim seni. Sorular da çok zor. Gel buraya gel. Gel lan, kaçma gel. Madem bilmiyorsun sen niye gösteriyorsun? Şov eşek. Sen niye gösteriyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak ya, bırak beni. Ne yapıyorsun lan, yürü ya. Ya ben de diyorum, adam ne kadar kolay çözüyor. Adam atıyormuş ama seni de tutuyordun Devrem. Aa, seni de gördük. Sağ sola saldırıyordun. Sonuç? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Da yürü bin arabaya hadi ya. Evet, Dikmen Efendi. Geldik bir macera anında sonuna. Okumak senin neyine? Okusun zamanında okurdun. Nereye okuyacaktım ya? Yazık gariban, anam babamın ne elinde vardı, ne avucunda vardı. Başladık küçükten çalışmaya. Neyse, başarı ya. Şimdiye kadar ilkokul diplomasıyla idare ettim. Bu saatten sonra da idare ederim. Ne olacak ki? Bir şey olmaz. Olmaz. Tahliye. Efendim hanımım? Yatak odası boş olunca eşyalarımı yerleştirmeden önce şöyle kaynar sularla daha önce tarif ettiğim gibi iyice ovala, tamam mı? İyice ovala. Mikropları gitsin, tamam? Emredersiniz hanımım. Ha, Latif. Latif, acaba şu haşere firmalarından birini mi çağırsaydık? İlaçlısalardı iyice odaya. Ne yaptın hayatım ya? Odada hamam böceği kalmadı ki, dikmen kaldı. O da bir gece. Selamünaleyküm millet. Hoş geldin dikmen. Hoş bulduk Tarihi. Hayırdır, adım geçiyor dikmen mikmen. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Ay dikmen, gel gel. Otur şöyle. Ben bir şey konuşacağım seninle. Yengem, gel otur. Hayırdır yengem, ne oldu? Hayır, hayır. Yani aslında kötü bir haber vereceğim ama hayırlısı yengem, hayırlısı. Kötü bir haber mi? Elektro bağlamama bir şey mi oldu? Yok yok. Yok yok yok. Yok. Sakin ol. Öyle bir şey değil Dikmen. Öyle bir şey değil, sakin. Dikmen. Hı. Bak, ben bugün Nurbanu ile konuştum. Hı. Seninle evlenmekten vazgeçmiş. Hayırdır, niye yenge? Hayır, hayır.
Ya, ben de öyle dedim Nurban, nasıl olur dedim. Yani sen dedim Dikmen'den daha iyisine imkan yok, bulamazsın dedim. O da bana dedi ki Tilbe yenge dedi, biliyorum dedi, ben Dikmen'den daha iyisini zaten bulamam dedi, biliyorum. O benim gördüğüm ağaçtaki en güzel meyve. Ama derdi ki ben ağaçtaki diğer meyvelerin tadına bakmadan Dikmen'in en güzel meyve olduğunu nasıl bilebilirim ki dedi. Ardın Manav'la mı evlenecek ya? Ne yapacak bu? Ya Dikmen'cim sen ne yapacaksın ne olduğunu? Nedenini de boş ver şimdi. O seni istemiyorsa sen onu hiç istemezsin değil mi? Tabii canım, tabii canım. Sorun sende değil. Sorun sende değil. Sorun o kızda. Yengem sen daha iyilerine layıksın. Sen prenseslere layıksın. Sil onu kafandan. At, at. Koy noktayı. Koy. Kapat o defteri. Tamam, başarıyı aldı ya. İyi mi oldu? Ne? Üzülmedin mi? Ah ya, ne üzüleceğim? Hem vakti geldiğinde benim evlenmeyi düşündüğüm başka biri var. Tamam, tamam, neyse, neyse. İyi, iyi. Ya, 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 ya. İyi oldu tabii, iyi oldu tabii, iyi oldu. Dikmen, şu evlenme işine noktayı koyduğumuza göre... ...bu mobilyaları aldığım yeri arasan da bunları iade etsen... ...benim paramı geri verseler. Senin paranı. Yengeciğim, ben o takımları geri iadesiz aldım ya. Hem sen o parayı bana vermedin mi? Benim param, benim param diye konuşuyorsun. Değil mi? Verdim. Değil mi? Verdim ben o parayı, sana verdim. Neyse. Artık eskiciye meskiciye verirsin diye ver. Karışma. Tamam. Yok ya, niye eskiciye vereyim ya pisliğin eşyaları? Ya ne yapacaksın? Biliyorum ne yapacağım Aloğlu. Alo? Sürek kardeş ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? La oğlum sana bir şey diyeceğim. Zeliş yenge senden yatak odası takım istiyordu ya. He. Tilbe yengem size yatak odası takım aldı daha iyi diye. Yara 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 yara. Beni o insanlarla muhatap etme. Etme. La oğlum ne dedi biliyor musun? Ben dedi onları dedi çok sevdim dedi. Düğünlerinde dedi yer alamadık dedi. Onları o zaman tanımıyorduk dedi. Ben dedi onlara dedi hediye edeceğim dedi. Eğer kabul ederlerse çok sevinirim dedi. He. Tamam hadi gel de yükleyek. Gel gel yükle götürek. Ha, tamam geldiğinde teşekkür eder, elini öpersin. Bir şey söyle şu tipi gitsin. Ben o şireyi elim elimi öptürmem. Öptürmem. Tamam kardeş tamam. Hadi gel. Hadi bay bay. Ne? La Zirek, abuk subuk konuşma. Bak beni deli ediyorsun ha. Kapat. İptim kippay diyor hala ya. Çok mutlu oldu biliyorsunuz mu ya? Teşekkürünü kabul ediyorum. Fakat rica ediyorum elim elime öpmesin lütfen. Bu nikah işinin iptal olduğu iyi oldu ha. Hem Zirek'le Zeliş yengeye yaradı. Hem de benim Ankara'ya geri dönmeme gerek kalmadı. Tabii canım, iyi oldu, iyi oldu. Ne? Ne demek o? Ne demek o? Ankara'ya dönmeme gerek kalmadı. Ne demek? İngiliz'im ben bu Nurbanu'ya ne dedim biliyor musun? Nurbanu dedim, evlendiğimizde dedim, 2-3 ay dedim burada kalırız, bizim evde kalırız dedim. O da bana dedi ki tamam dedi, 2-3 ay dedi burada kalırız da dedi. Benim dedi, annem dedi Ankara'da dedi, yalnız yaşıyor dedi. Ondan sonra dedi oraya gideriz, oraya yerleşiriz dediydi. Ben de onu kabul ettiydim. Latif! Ne? Nikah iptal olduğuna göre... ...aranıza yine hoş geldim değil mi Aloğlu? Latif, 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 Latif. Tut, 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 tut. Bayılacak, 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 bayılacak. Tut, tut, Latif, Latif. Latif! Bayılacak, bayılacak, bayılacak. Tut, 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 tut. Bayıldım. İyi aklı gitmiyor. İyi ki bana bayılıyor ha. Tilbe hayatım.